Hocam, hoş geldiniz. Önümüzdeki pazar günü ilk kongremiz olacak. Biz ilk kongremizden dolayı ilçe yönetimi olarak kimi destekleyeceğimiz noktasında, kiminle beraber hareket edeceğimiz noktasında ilçe yönetimimizi olağanüstü toplantıya çağırdık. 2 saat gibi bir zaman diliminde enine boyuna konuştuk, tartıştık. Ve orada söylediğimi burada da söylüyorum. Tarafsız olduğumu söyledim. Herkes fikrini söylesin. Ben de söyleyeceğim fikirlerimi dedim. Oyda kullanmayacağım dedim. İşte burada yönetim kurulu arkadaşlarımız, ikinci başkanlarımız, ilçe muhasebimiz de burada. Konuşuldu, tartışıldı. Herkes fikrini söyledi. Ve sonuçta oylamaya sunduk. 36 arkadaşımızdan 34 tanesi toplantıya katıldı. Oylama sonucunda 34 arkadaşımızın oyuyla Yusuf Baş arkadaşımızı destekleme kararı çıktı. Öyle olunca ben bu kararı sizlere burada tebliğ ediyorum. Daha önce bir yemek verdik, yine o yemekte aslında çok konuşamadık, çok sağlıklı tartışamadık ama ben şunu demiyorum arkadaşlar. İşte ilçe teşkilatı böyle bir karar verdi. Biz bu karar doğrultusunda hareket edeceğiz demiyorum. Ben şunu diyorum. Biliyorsunuz biz ilçe başkanlığına aday olduğumuzda il delegelerini yazmak tamamen bizim tercihimizdeydi. Benim tercihimdeydi. Biz şahsım ve arkadaşlarım sizleri yazdık delege olarak. Fakat biz şunu yapmadık, ben bunu yakıştıramıyorum, Ülkücü Hareket'e bunu yakıştıramıyorum da. Asker delege kelimesini Ülkücü Hareket'e yakıştıramıyorum. Tamamen herkes burada birbirini tanıyor. Allah için bakalım, bir tane ülkücü olmayan arkadaşımız yok burada. Belki bana karşı olan olabilir, belki benim icraatımı tasvip etmeyen olabilir, belki Adana'da farklı, benden farklı düşünen olabilir. Ama ben işim o yönde bakmadım. Tamamen Kozan'daki sıkıntılarımızı, Kozan'daki partinin problemlerini dikkate alarak tamamen birlik beraberlik içinde olmamız gerektiğini düşünerek siz değerli arkadaşlarımızı il delegesi olarak yazdık. Şimdi burada ben bu yemekteki amacımız şu. Ben burada bu konuyu burada da masaya yatırmak istiyorum. İlçe teşkilatımla yatırdığım gibi sizlerle de yatırmak istiyorum. Herkes fikrini söylesin. Açık ve net şekilde söylesin. Ben fikrim belli. Ben teşkilatımın kararına uyuyorum. Ayrı bir konu. Ama burada kimseye ben zor kullanamam. Kimseye kırılmam, darılmam, küsmem. Ama şunu diyorum. Birlik, beraberlik her zaman bizi iyi yerlere götürecek. Birlik, beraberlik her zaman bizi elimizi güçlendirecek, her zaman bizi söz sahibi edecek. Bugüne kadar bizi Kozan'da temsil eden, açık konuşuyorum, isim dahi zikredebilirim. Sayın Vekilimiz Ali Halaman bizi bugüne kadar Kozan'dan dışarı bir yere çıkartmadı. Adana'da bizi temsil etmedi, ettirmedi. Adana'da bir kişi bizim yönetim kuruluna, il yönetimine giremedi. Adana'da hiçbir zaman için söz sahibi olamadık. Kozanlı her zaman Kozan'da kaldı. Kozanlı küçük olsun, Kozanlı asker olsun, Kozanlı sussun, Kozanlı konuşmasın, Kozan'da kimse bir yere talip olmasın, Kozanlı hiçbir yerde milletvekili adayı olmasın, Adana'da bir yere gitmesin, aman sussun. Çünkü Kozanlı herhalde buradaki korku şu, Kozanlı ülkücüler burayı çıkarsa herhalde birilerinin koltuğu tehlikeye düşecek. Bu çıkıyor buradan. O bakımdan ben meseleye böyle bakmıyorum. Kozan'da Adana'da da olsun, Kozan'da Ankara'da da olsun, Kozan'da her yerde olsun. O bakımdan biz Kozanlı'nın kararını, ilçe teşkilatımızın kararını
ben burada kozancılık veyahut da bölgecilik falan da yapmıyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben biz burada yaşıyoruz. Kozan'da yaşıyoruz. Kozanlı burada ülkücü hareketi Adana'da ne kadar iyi temsil edersek, belediyede ne kadar iyi temsil edersek, burada da hareketimizi o kadar iyi temsil ederiz. Bu biz orada temsil yoksak, temsil noktasında yoksak burada da yokuz. Ben sadece meseleye Kozan olarak bakmıyorum. Sayın Başkanım da bizi bu konuda yanlış anlamasın. Biz orada güçlüysek burada da güçlüyüz. Orada gücümüz yoksa burada da yokuz. Burada da bizim kimseye söyleyecek bir lafımız yok. O bakımdan arkadaşlar herkes çok net ve açık bir şekilde söylesin. Ben her şeye hazırım burada. Burada eski il başkanımız Sayın Ahmet Erdoğan belediyeyi temsilen konuşabilir. Sorularınızı ona sorabilirsiniz. Belediyeyi temsilen belediyeden isteklerinizi söyleyebilirsiniz. İl yönetimiyle ilgili bana sorabilirsiniz. İl başkan adayımız Sayın Yusuf Baş'la alakalı sormak istediğinizi, taleplerinizi bana sorabilirsiniz. Onun cevabını ben verebilirim. Çünkü Yusuf Baş'la ben Kozan'la ilgili uzun uzun konuştum. Neler istediğimizi, Kozanlı'nın neler istediğini hepsini konuştum. Taleplerimizin hepsini aldık. Seçimden sonra inşallah tabii Allah hayırlısını versin. Hayırlı olan kimse o olsun. İnşallah Yusuf Paşa seçilirse bunu o zaman da göreceğiz. Yalnız bir eksiğimizi söyleyin. Keşke bu istişareyi ilçemiz karar almadan bizlerin de fikirlerini alarak alsaydınız daha sağlıklı olurdu sanırım. Yine de teşekkür ediyorum. Karara uymak mecburiyetindeyim. İkinci sorum İl belediye başkanımıza Kozan'dan alınan oyla Ceyhan'dan alınan oyu bir değerlendirsinler. Bütün bürokratlarımız Ceyhan'dan, Kozan'dan niye bir tane yok? Oya geldi mi sağ olsunlar hep geliyorlar bizi taltıklıyorlar. Kozan'da her dönemde oy verilmiştir. Vermeye de devam edeceğiz. Nefesimizin sonuna kadar. Ama gereken paylaşımı aramadığımız kanaatindeyim. Özür dilerim, hepinize saygılar. Buna kendim cevap vermek istiyorum. Şimdi buradaki bütün delege arkadaşlarımız hepsi teşkilattan gelme insanlar. Burada çoğu yaş olarak da bizden büyük. Bu hareketin en zor günlerinde görev almış abilerimiz de var burada. Ayhan abi kendisi de bu teşkilatta önemli görevler almış. En tehlikeli dönemlerde görev yapmış insanlardan birisi. Şimdi neden teşkilat size sormadan önce karar aldı sorusunu aslında Ayhan abiden beklemezdim. Ayhan abi teşkilatçılığı bilen bir insan. Önce teşkilat kararını alır, sonra delegeye sunar kararını. Ben böyle biliyorum, böyle yaptım. Böyle doğru olduğu için böyle yaptım. Diğer arkadaşlarım da böyle doğrusunun bu olduğunu söylerler. İkinci konu da Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de Hüseyin Başkan'la iki defa baş başa görüştük. Çok genişte zaman kazandık, zaman yakaladık. Burada sizin söylediğinizi biz de söyledik. Çünkü dert hepimizin derdi. Gerçekten Kozan'da önemli bir oy, hatta ilçe belediyemizden daha çok oyla Hüseyin Sözlü'yü destekledik. Buna rağmen bir tane bizi temsil eden, temsil noktasında bir daire başkanımız dahi yok dedik. Ama biz bundan sonra bu o zaman dedi söyleyin. Biz dedik insan istiyoruz. Bizim için sıkıntı yok. Ben ilçe başkanıyım. Sen de dahil herkesi ararım ben dedim. Genel sekreterini de ararım. Daire başkanlarını da ararım. Ama benim partilimin kapısını çalacak kimse yok. Herkes bana ulaşamayabilir. Herkes Kozan Belediye Başkanı'na ulaşamayabilir. Tanıdığı bir Kozanlı yok. Bunun için de bir morali bozuk dedik. Bir Kozan istiyoruz. Hay hay dedi kendisi de. Hay hay derhal dedi. Şu an isim zikretmeyeceğim. Vakit erken olduğu için isim zikretmeyeceğim. Ve biz bunu dedik daire başkan olarak da istemiyoruz dedik. Daire başkanlarının üstünde, daire başkanlarına yaptırım gücü olan bir makamda görev istiyoruz dedik. Onu da kabul etti. Sonra belediye başkanımız, ben ve ilçe yönetiminden arkadaşlarla bir isim üzerinde karar verdik ve bu ismi de kendine sunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunduk bu ismi de. Bu ismi biz görmek istiyoruz. Ve kendi de kabul etti o ismi. Onayladı. İnşallah o isim de kısa zamanda göreve geldiğinde
Onu da göreceksiniz arkadaşlar. Başkandan beklendik. İstemeden vermesi gerek. İşte bunun sebebi nedir biliyor musun Ayhan abi? Adana'da olmayışımız, ilde olmayışımız. İlde olmadığımız için kimse de ağlamayan çocuğa meme vermiyor maalesef. Hüseyin Başkan'ı suçlamayı da ben çok doğru bulmuyorum burada. Ama burada hayır şunu söylüyorum. Suçlama anlamında konuşmuyorum lütfen. Evet. Ben halkın arasında konuşulanı dile getiriyorum. Evet doğru katılıyorum. Asla niyetim kimseyi tenkit etmek değil. Evet. Ama işin gerçeği de bu. Oy bozan oy deposu ama bürokrasiden hiç kimsesi yok. Buna evet. Bütün arkadaşlarımız biliyor yani. Yanlış konuşuyorsam özür dilerim. Yo doğru konuşuyorsun. Doğru konuşuyorsun. Ayhan abi bak dikkat edersen şu an Kozan Teşkilatı'na bu delegede dahil partimizin ileri gelen bütün mensupları destek veriyor. Ben bunu biliyorum. Burada bizim bu teşkilatımızın gördüğü destek de dışarıya yansıyor. Çok olumlu olarak yansıyor. Büyükşehir'e de yansıyor, ile de yansıyor, adaylara da yansıyor. Öyle olunca da herkes geliyor, bizi tanıyor. Sizden destek buluyoruz biz. Biz sizden partimizin önemli insanlarından destek alamazsak zaten bizde kimse tanımasa varlığımız yokluğumuz. O bakımdan buradaki bu gücü sağladıysa bu gücü çok iyi değerlendirip Adana'ya da çok iyi taşımamız lazım. Sayın Başkanımız bir istişare yapmıştı bu yemekle ilgili. Ben kendisine sordum dedim ya bu yemekleri yiyor. Ne oluyor bunun hesaplar? Şey olmasın, hakkane dostu çıkılmasın. O dedi rahat ol dedi. Biz bunu hallediyoruz. Ben dedim tamam bunu da biz böyle katlanalım. Tabii ki şu bir gerçek. Paylaşmayla bir şey eksilmiyor. Şu olacak. Şimdi hepiniz aşağı yukarı Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2000 kütüphanesiyle karşı karşıyayız. 2004-2014 yılı içerisinde bir 10 yıllık zaman dilimi içerisinde millete hizmet noktasında teşkilatımız bir nadas görevi yaptı. Bekledi. Tekrardan 2014 yılının bu seçim harifesiyle beraber işte bir de diğer aday abilerimizle beraber bir sokağa indik. İşte ne ifa etmemiz gerekiyorsa, hizmet noktasında ne yapılması gerekiyorsa bunlar hep anlatıldı, konuşuldu. Ve asıl kelam aday olmadık. Diğer bir aday abimiz tercih sebep oldu. Tabii biz dedik, bizim sözümüz var. Hizmet noktasında, seçimlerin alınması noktasında, gece gündemimize ne gelmesi gerekiyorsa yaptık. 31 Mart'tan sonra da görev alınır mı alınmaz mı şeklinde zaman zaman işareler oldu. Ben dedim biraz işimizle gücümüzle ilgileneceğiz. Fakat bundan birkaç önce Sayın Başkanımız bir görüşme oluştu. Kendisinin dediği şu, bu milletimizin sözümüz var hizmet noktasında. Bunun için sizlerin de görev alması gerekiyor. Ben de isimlerinizi belli parti noktalarda istişareye açtım. Sıkıntı yok. Siz buna hazır mısınız dedi. Biz dedik tabii hayır sözümüz var. Madem bu hizmet devam edecek sürecek biz de sözümüzün arkasındayız dedik. Böyle bir görevi kabul ettik. Sizlerin inşallah teveccühle 8 Şubat'taki ilk kongremizde Yusuf Başbakanımızın listesinde görev alacağız Mustafa abiyle beraber. Tabii diğer aday abilerimiz de kıymetlidir. Ama Yusuf Başkan'la birçok ortak müştereklerimiz var. Bölgemiz insan olması ve bu bölgeye daha çok hassasiyetle bakacağına inanıyorum. Yıllarca Kozanların Adana'da temsil edilmesi noktasında Sayın Başkanımız da ifade etti. Hep biraz dışarıda kaldık. Belki Ahmet Başkan bundan biraz şey yapabilir, alınganlık gösterebilir. Alınır, önemli değil. Konuş, gönderebilir. Maalesef bu temsil edilmesine noktasında hep bir ayrıştık, farklılaştırıldık ve uzak kaldık. İnşallah bundan sonraki süreçte 9 Şubat sabahı da Yusuf Başkan'ın galibiyeti sonuçları, zaferle sonuçları. Biz de kendisinin yanında Kozan'a hizmetlerin getirilmesi noktasında Ayhan abi tabi sıkıntılar ifade etti. İlgilenen meclis üyeleri abilerimiz var. Büyükşehir meclis üyeleri. Onlarla beraber sırt sırta verip ne verip yapılması gerekiyorsa sonuna kadar takip ederek Allah'ın izniyle inşallah başaracağımızı ve tabii ki buradaki en büyük desteğin sizlerden bekliyoruz. Zaman zaman gün içerisinde hata yapabiliriz, yanılabiliriz. Sizlerin temennimiz, ricamız, beklentimiz. Hiç vakit kaybetmeden arayın. Arkadaşlar burada yanlış olan var, eksik olan bir şey var. Ve bu süreçte de Sayın Başkanımızla istişare kesmeden sizlerle beraber Allah'ın izniyle bu seçmenler Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdiğine pişman olmayacaktır. Ve onlara da tekrardan Haziran ayında seçimlere sahaya indiğimizde yüzümüz akıyla inşallah galip bir şekilde çıkacağız. Belki bugüne kadar geldiğimiz noktada 9-10 aylık süreçte
yerel yönetimlerde hizmet olduğunda eksiğimiz yediğimiz olmuş olabilir partimizin, teşkilatımızın. Ama daha henüz çok erken, bir ön yargıyla bakmamak lazım, zamana yemek lazım. Sabırla ve sükunetle devam edeceğiz çalışmalarımıza. Hepimize hayırlı uğurlu etsin. İnşallah Yusuf Başta dediğimiz gibi çok doğru işler yaparız, çok hayırlı işler yaparız. Belediyeyle, Adana Büyükşehir Belediyesi'yle, Kozan İlçe Belediyesi'yle, diğer ilçelerle hep uyum içerisinde oluruz. Önümüzde gelen seçimde de Allah'ın izniyle iyi bir mücadele verir, iyi bir performans gösterir. Alnımızın akıyla çıkarız. Layık olduğumuz oyu alırız. Burada tabii 5 dedik de vekillikte de inşallah 6'yı zorlarız. Çok hayatperest olmak da mümkün şey değil, doğru değil. Bazıları 8 diyor, 9 diyor da yok. İnşallah 6 diyoruz. Ben Kozan olarak 6 diyorum ama bilmiyorum. Diğer ilçeler ne diyor, ne demiyor bilmiyorum. O bakımdan efendim... Çalışmak lazım. Evet. O bakımdan yani kurultay delegesine veyahut da il yönetimine bilmem neye takılmadan buradaki bütün kırgınlıkları, dargınlıkları bir tarafa bırakarak ya Allah bismillah deyip yolumuza devam edeceğiz. Biz de burada teşkilat olarak bize bu destek verildiği müddetçe Allah'ın izniyle Kozan Belediye Başkanı'ndan da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da il başkanından da istediğimiz her şeyi alırız. Yeter ki bu destek benim arkamda olsun. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Orada tek vücut olacağız. Yine dediğim gibi görüntüyü bozmayacağız. Bize şunu diyebilirler, bunu diyebilirler. Ama bu artık bitti yani. Ok yaydan çıktı. Ben de zaten öbürlerine gerekeni konuştum. Diğer İzgoğlu ve ekibi olan arkadaşlara ben gereğini konuştum. Safımı ve arkadaşlarımızın safını, nasıl bu noktaya geldiğimizi hepsini anlattım. Bundan sonra kimse bizden bir şey beklemesin dedim. Ama tabii onlar bizim partimizin il başkanıdır, partimizin mensuplarıdır. Sizler arayabilirler, bilmem ne yapabilirler. Bunları da açık ve net olarak söyleyebilirsiniz. Yani ilçe başkanımız da, biz de delege olarak toplandık, böyle bir karar aldık. Bu yönde de yürüyeceğiz diyebilirsiniz. Artık hiçbir sakıncası kalmadı. İnşallah onlar da sizi bir daha rahatsız etmez.